şu ileride sos yapanları gördük. Ya salça ya sos yapıyorlar. Şuradan geçeceğiz. Eğer kabul ederlerse çekim yapacağız. Kolay gelsin. Vallahi ne yaparsınız ya? Sos mu yaparsınız? Salça mı sos mu? Vallahi görebilir miyiz? Vallahi. Eşim Taylandlı. Böyle görünce merak ettik. Geç bakalım. Vallahi. Oo, kolay gelsin. Biber. Bu kaynattığınız biber sosu mu, biber salçası mı? Aynen, biber salçası. Biber nereden? Biber arka bahçeden mi? Siz kendinize değil, normal satmak için yapıyorsunuz o zaman. Burada ablamız yapıyor şimdi, bunu biberi çekiyor, sonra kaynatıyor, değil mi? Siz de burada ayıklıyorsunuz. Vallahi. Kolay gelsin. Sos kaç saat kaynıyor orada? İlk saat Maşallah maşallah ya, var ya. Yenge buradan Ankara'ya, İstanbul'a gönderiyor. Ankara for İstanbul. Oo, çok büyük tadın ha. Göster. Hayran kuşu. Bu ne de bek. Maşallah ya. Hepsi böyle kırmızı biber. Sosluk olarak mı böyle? Sosa, salçaya, yemeğe, her şeyi yapıyoruz. Ha, biber olarak mı gönderiyorsunuz yoksa tamamını? Biber olarak gönderiyoruz. Biber olarak gönderiyorsunuz. Bu çıkan ikindiler. Bu videomuzda sizlere paprika biberinden salça nasıl yapılıyor onu göstereceğiz. Paprika biberinin ana vatanı Macaristan'dır. Macaristan'da paprika kırmızı biber manasına gelir. Paprika biberi ana vatanı olarak bilinen Macaristan'da hediyelik eşya olarak satılır. Paprika biberinde limondan bile daha fazla C vitamini vardır. Dünyanın her yerinde kolayca yetiştirilebilen bu biberin acısı ve tatlısı vardır. Ülkemizde de birçok ilde yetiştirilir. Daha verimli. Şuna baksana. Ya hem büyükler, bak hem büyükler hem de çoklar. Şuna bak, ben böyle gördüğümü koparıyorum büyük ama. Yani göstermek için. Makasla keseriz biz. Yapma ya. Şöyle kopardığımı sıkıntı. Aynen. Bir de var ya şöyle, yani o kadar şeyin içinde bak elle kopardık. Normalde makasla fideyi zedelememek için. Evet. Bu bir sefer döküyor, ondan sonra tekrar mı? Mesela şunlar devam ediyor değil mi şeyleri? Şöyle göstereyim ben sana, bak bunlar bak. Çiçek. Ha. Bunlardan tekrar biber oluyor. Bak şu çiçek. Aynen, bunlar çiçek. Bu hani şöyle kuru gibi ya, aslında bu kuru değil. Bu meyveye dönüşeceğini de bu şekilde alıyor. Allah Allah. Aynen, rengi koyulaşıyor. Normalde rengi açık. Sonra şöyle olacak. Yo, normalde şöyle bak, şöyle. Aynen böyle. Ondan sonra meyveye böyle dönüşecek, oluyor. Böyle. Yavaş yavaş bu şekilden bu şekilde kadar geliyor. Allah Allah, bak şöyle oluyor. Örnek veriyorum. Ondan sonra şöyle oluyor. Aynen öyle. Sonra da böyle oluyor. Bu normalde biber salçası yapmak için mi? Bir tanesi neredeyse bir kilo diyor. Biber salçasının dışında közlemesi yapılır, vesairesi yapılır. Aynen. Çok için kullanılır. Bak. Yani şunlara bak ya. Peki şimdi bunun diyelim ki toplamadın, çürüyor mu, ne yapıyor? Ya bak. Hakikaten. Mesela şu solmuş mesela. Onlar işte içeride salça yapıyorlar ya, onlar oraya gidiyor. Salça fabrikasından aldığın salçalar da o tarz biberler.
Ha yani hafif böyle solmuş, Aynen çürümüş. böyle A kalite biberi imkanı yok göndermezler. Burada A kalite diyebileceğim biber hangisi? Elimdeki biber. Şu. Aynen. Bak ya. A'da değil de o işte A'nın bir altı B kalite. Çok enteresan ya. He? Bir Bundan daha büyüğü var mı diyor? Onun daha büyüğü vardır. Çek çek, you can check. Oo, çok değişik. Çok büyük. Türk total oğlum. Oo. Değil. Çok değişik ve çok büyük. Enteresan. Normalde makasla kesiliyormuş. Biz koparıyoruz ama. Paprika biberi ile ilgili detaylı bilgileri ve faydalarını aşağıda videomuzun altında açıklama kısmında görebilirsiniz. Haydi şimdi salçası nasıl yapılıyor onu görelim. Ördekler, kazlar. Nerede? Abi videoyu YouTube'a falan atmazsın. Siz göstermeyiz atsak da. Yüzünüze Tamam. kapatırsın. Şurada bakmak istiyorum. Yok size de... Ha, seyirciler. Hoş bulduk, sağ olun. Vallahi Allah razı olsun anlayışınız için. Hem de nasıl ya? Ya siz cennette yaşıyorsunuz ya. Biraz önceki çektiği şeyler işte bunlar. Burada kaç saat kaynıyor dediğiniz? 2 saat. Şimdi bunlar 2 saat kadar kaynadıktan sonra sos olacak. Ne olacak? Aa, kaynadıktan sonra da güneşte duracak. Burada 2 saat kaynadıktan sonra da güneşte Aylin de salça yapımına yardım etmek istiyor. Biber ayıklamak için bekletiliyor. yerini alıyor. Yes, you sit. Hadi ya, iş yap bakayım biraz. Okay. Okay, do like this. Do like this. Hayırdır ha? Bizim hayatımız güzel de bizim zabıtalar pek serbest bırakmıyor. Ha tamam. Tamam ya böyle. Vay be. Ha, gerek yok öyle. Öyle atma. Okay, do more. Tamam yenge, bir eleman daha bulduk, hadi bakalım. Ben bu yok. Yes. Haydiyiz. Aylin işi kolayca öğrendi ve sevdi. Gördüğünüz gibi biberin baş kısmını aldı. Sonra içindeki çekirdeklerini çıkarttı ve yıkanması için kovaya koydu. Yes. Bundan sonra yıkıyorsunuz, çekiyorsunuz. Aynen öyle. Bu bir kere de 3-5 kere yıkıyoruz. Clean and then after this. And it keep any more. Onu da hayvanlara mı verirsiniz? Onlar aynı. Yes. Şuradaki atıklar hayvanlara veriliyor. Bunlar yıkandıktan sonra makinede çekiliyor. Sonra 2 saat kaynatılıp sonra da güneşte bekletilip sos oluyor. Salça oluyor. Salça, salça pardon. Sos değil. Sos farklı yapılıyor. Sosa herhalde hem domates olur, hem biber olur, hem acı biber olur değil mi? Evet. Şuna bak. Yani bu biberlerin hiçbirisi boşa gitmiyor. Biraz böyle solmuş, pazarda satılamayacak gibi olanlar sosa ayrılıyor. Burada dökülüyor. Sos yapılıyor. Bu biber yemeklere tat, koku ve renk vermek için çok yaygın olarak kullanılır. İsterseniz közleyebilirsiniz. İsterseniz kurutup toz biber haline getirebilirsiniz. İsterseniz sosunu, isterseniz de salçasını yapabilirsiniz. Ya da yemeklerinize taze taze doğrayabilirsiniz. İri bir biberin ağırlığı 700-800 gramı bulabiliyor. İyisini kullanıyorsunuz ha. O şey, kolay kolay şey olmaz ya. Bu arada biber püreleri kaynamaya devam ediyor. Bunun salça değil de sos olmasını isterseniz içine domates, acı biber ve diğer baharatları katıyorsunuz. Yeah.
Abi Aylin çalışmaya devam ediyor. Yenge de şeyleri tavuklara onu atacak. Yemeğiniz geldi. Tazlar onu seviyor mu onun bunu? Aynen seviyorum. Ha bak. Tazlar yemeğe geliyorlar. How about you? I'm good worker. Huh? I'm good worker. I never Easy, huh? Tekrar söylüyorum, bu kıyılmışlar yıkanıyor. Yıkandıktan sonra şu makinede çekiliyor. Sonra kaynatılıyor. Kaynatıldıktan sonra da elekten geçirilip güneşe seriliyor. Eğer gelebilirsek bir daha gelip güneşe serildiğini size göstereceğiz. Dur, şu inek. Onlar burada bekleyecekler. Onlar yarın sürekten Sorbalara ne koyuyorsunuz? Sorbalara şey üzerine koyusunu alıyoruz. Tabanında suyu kalıyor ya. Onu şey yapıyoruz, döküyoruz. Tamam. Yani şöyle şu torbalardan sonra mı seriyorsunuz? Tamam, bunlar torbaya dökmedik. Üzerine katısını aldık. Anladım. Tabanındaki su olanı torbaya, torbaya döküyorsunuz. Suyu akıyor. Suyu aksın, katısı geri bize kalacak. Katısı size kalsın diye. Tamam. Bu daha katılaşmış hali ama güneşte bayağı bir katılaşması gerekiyor. İyice böyle şey gibi olacak böyle. Salça gibi olacak artık. Tamamdır. Bu torbalar biberin içindeki fazla suyun atılmasına yardımcı oluyor.
Up on you. Yardım edeyim bilir de. Sana yok, sağ ol, Allah razı olsun. İşçilerimiz de var. Bakın isterseniz biber. Şimdi tekrar ediyorum. Şurada biberler ayıklanıyor. Ondan sonra şurada çekiliyor. Burada çekiliyor. Diğer makineye de posasını atıyor. Büyük olan. Ha, şu posasını atıyor. Ondan sonra kaynatılmaya geçiliyor. 2 saat falan kaynatıldıktan sonra çok sulu olanlar torbalara alınıyor. Torbalarda suyu aktıktan sonra güneşte kurumaya açılıyor. Şey, onlar tuzladık, üzerlerine tabaklarını yaptık yağmur gelmemesi için. Sonra işte bu şekilde. Kaç gün falan bekler bu? Valla güneşe bağlı. Güneş iyi olursa 4 günde çeker. 4 gün sonra biber salçası hazır. Ama güneş az olursa bir hafta bekler. Mesela şu ya, neredeyse oldu mesela, gibi. Şu olmuş gibi mesela bayağı neredeyse. Bayağı bir katılaşmış. Daha ister ama. Ya işte ne kadar emekli yapılıyor bunlar, evet, ya. Bayağı bir emek. Bu güzel yerde birkaç saat vakit geçirdikten sonra ayrılma vaktimiz geldi. Yarın tekrar gelmek üzere vedalaşıyoruz. Ya, valla güler yüzleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Sütümüzü, artık bostanda ne varsa kabağımızı, biberimizi aldık, gidiyoruz. Ya enteresan. O kadar emek çekilmiş ki, ipler çekilmiş, aralara tahtalar çekilmiş, sonra poşetler, damla sulama eklenmiş. Yani biberlere çocuk gibi bakılıyor. Hakikaten çok güzel. Kapya biber, he ismi. Kapya, kırmızı biber. Salçası olur, sosu olur, közlemesi olur. Çok harika. Şimdi buranın yanında bulunan domates tarlasına gidiyoruz. Sadece bir kök ama diyor bir sürü şey var. Biber. Evet. Şimdi bu biber tarlasının yanındaki domates tarlasına gidiyoruz. Ama hem salçalık domates var hem normal domates var. Okay. Yes, yes, tomato. Come, come. Yes, yes, yes. Şuka, güzel. Bunlar biberler. Şimdi domateslere gidiyoruz ama domatesler dediğim gibi hem salçalık var hem yemeklik. Salçalık olan daha böyle etli oluyor. Diğer domatesi salça yapmaya çalıştığınız zaman çok fazla fire veriyor. Bursa domatesi dediğimiz değil mi? Bunlar işte maşallah Allah bol versin. Salçalık domates dediğimiz domatesler. Şöyle göstereyim. Bursa domatesi dediğimiz domatesler. Dokununca da hemen koptu. Kırmızılarını şimdi topluyorlar. Aşağıda da normal yemeklik domatesler var. Al tadına bak. Hayır. Eymen sen al tadına bak. Evet. Yıkanmazsa yıkanmasın. Niye bakayım biraz? Evet, ısır. Aileen, you take again. Try. Test. Anyone. Güzel mi tadı? Test. Bunlar şey, kuryeler var ya, değil mi? Güzel, toplatayım şimdi. Kolay gelsin. Evet, sizin yüzünüzü çekmeyeceğim. Elinizi çekeceğim, elinizi. Yok. Tamam. Kolay gelsin.
Şöyle beklerken. Onu takip edeyim şöyle. Gördüm de. Yo, sizin yüzünüzü çekmiyorum. Hadi kolay gelsin. Evet. Bugün şansımıza güneş yok. Aynen, evet. Aynen. Paprika biberiyle ilgili detaylı bilgileri videonun altındaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Biberin faydaları vesaire gibi. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.